Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülük Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Xitay Ürümçidiki kabirlerine küçürüşke buyruk kıldı. Aldıngı hepte Ürümçi şehirlik İqtisadi Terakkiyat rayonu kabire köçürüş işxanesi kabire köçürüş uqturuşu tarqıtqan. Uqturuşta Şimali Vokzal rayonuna caylaşqan Fıngtiyan kabiristalıqtiki kabire iğilerinin kabirelerine köçürüp kitişini talep kılgan bolsumu, bırak kayarige köçürüldüğalıqı, nimi sebepten köçürüldüğalıqı haqqıdan məlumat vermegen. Başka haber mənbəllerdeki haberlerde körüstüçe, Xitay bu yıl kirgenden başlap, Şarkı Türkistan'ın her kaysi rayonunda İslami uslubdaki kabirlerine çıkış ve köçürüş hareketine başlagan. Xitay İslam dinini Xitaylaştırıştaki rezil planına asasen, 2017 ile 4. aydın başlap, Şarkı Türkistan'daki her millet halkını kent külemlik tutkun kılıp, lagırlarına kamaş bilen birge, maddi ve manevi medeniyet sahasında umumiyüzü Xitaylaştırış hareketi kozulgan bulup, Müslümanların kabristanlıklarını yütkep, kabirlerdeki gümbez, ay yıldız ve ayetlerini veyran kılgan. Şundakla yakında Xotin'deki İmam Asim ve İmam Cafer'i Sadık mazarını çıkıp tüzüp etken. Şarkı Türkistan Ölümala Birlikidin bir heyet, Türkiye'de tunulgan alim ve davetçi Nuriddin Nursalçan'ı ziyaret kıldı. 17 May Şarkı Türkistan Ölümala Birliki İcra'iye heyet azası Ustaz Abdülahed Uçkun. İcra'iye heyet azası ve teşvikat mesul Abdülvariz Xotin ve İcra'iye heyet azası ve Şarkı Türkistan Ünvala Birliki Katibi Abdülahed Ucet Katarlık bir heyet Türkiye'de tunulgan alim ve davetçi Nuriddin Nursalçan'ı Kanal 7 televizyasının İstanbul'daki merkezde ziyaret kıldı. Ziyaret ceryanında Şarkı Türkistan Ünvala Birliki ve Şarkı Türkistan Ünvala Birliki'nin ilip berbatkan hizmetleri tunuşturulgandan keyin Şarkı Türkistan'ın hazırlık vaziyeti ve Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da umumiyüzlük ilip berbatkan zulüm ve kırgınçılıklarını anlatış bilen birge Şarkı Türkistan'ın hazırlık vaziyetine münasebetlik materyaller bilen temilledi. Türkiye Xitay'ın kollaydıqallıqını bildirdi. Sipatnan Torun'un 17 Mayı'daki haberlerden məlum buluşça, Xitay Taşqı İşlər Ministeri Wang Yi Türkiye hükümetine Xitay'dan terrorluğa karşı siyasetini kollaşka çağırgan. Haberde Xitay'da devlet işleri ziyaretinde bulvatkan Türkiye Muavin Taşqı İşlər Ministeri Saadet Önel bilen köreşken Xitay Taşqı İşlər Ministeri Wang Yi'nin Türkiye hükümetine Xitay'dan terrorluğa karşı siyasetini kollaşka çağırganlıkını. Saadet Önel'nin mi Xitay'dan terrorluğa karşı köreşini kollaydıqallıkını bildirgenlikini aşkarlıgan. Xabarda yana xalqaradaki İslam elleri içinde Şarkı Türkistan meselesinde Xitay'ın qattiq sözler bilen ayıplagan Türkiye'de başka bir devletin yok ekanligini. Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilatı yığınlarında başka İslam ellerine qaraganda körinerlik halda Xitay'ı ayıplab, ogohlandırıp kelganligi. Xitay'ın bu qitim Şarkı Türkistan meselesinde Xitay'a baş eğmeye kelgan Türkiye'nin baş egizüşke urunuvatqanlığı bildirilgan. BBC Turun'un haberinden məlum buluşça, Wang Yi Xitay'ın Türkiye'deki iyiliği hukuki, zimin pütülükini her vakit hürmet kılıp kelgenlikini, Türkiye'nin onursal bir hatalıkı ve mukumluğunu kudaş üçün yolga koyulan tedbirlerini kollaydıqallıqını, Türkiye'nin mu Xitay'ın iyiliği hukukini, zimin pütülükini ve mukumluğa alakadar siyasetlerini kollaşka samimi buluşunu, bulup mu Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki terörlüğe karşı kürüşünü kollaş arkalık, iki devlet arasındaki uzun müddetlik hemkarlığına kudaşını ümit kıldıqallıqını bildirgen. Amerika Türkiye mallarının ilindigan baş miqdarını tüvelletti. 18 May Türkiye Avaz Radyosu haberde, Soylu Ministeri Ruhsar Pekcan, Amerika Koşma İştatlarından Türkiye'den import kılıvatkan polat tümürlerden ilindigan baş miqdarını 50%'den 25%'ke tüvelletisinin icabi ehval ikerlikini eskertip, Türkiye'nin Amerika'dan barlıq suada tosalgularını bikar kılıçını kütüdüğallıkını bildirdi. Pekcan Twitter adresi de bu haqta uçur izip, Türkiye'nin adil ve izcil karakterge ige xalqara soda tüzümünü yaklaydıqallıqını kayıt kıldı. Amerika'nın Türkiye'den import kılavatkan polat tümörlerden ilindigan baş miqtarını 50%'den 25%'ke tüvelletişinin icabi ahval ikerlikini eskertken Pekcan, Türkiye Amerika'nın barlıq soda tosalgularını bikar kılıçını ümit kıldı. Türkiye'nin umumlaştırılgan sisteminin çıkırıp taşlaş kararı, İki devlet hükümetleri tarafından ilan kılınan 75 milyar dolarlık soda nişanına zittir. Soda sahasındaki tosalgular nokul Türkiye şirketleriyle emez, Amerika şirketleriyle tesir kösetmekte. Mühim soda şirketlerimizin bir bulgan Amerika bilen soda sahasındaki hemkarlıklarımızın tıxımı küçeytişke ehmiyet vermez dedi.
Xitoy Amerikaga qarshi Iran bilan maslahatlashmoqchi bo'ldi. Turkiya ovozi radiosining bugungi xabardan bildirilishicha, Xitoy Amerikaga qarshi Iran bilan maslahatlashmoqchi bo'lgan. Xabarda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Xitoyda ziyoratda bo'layotgan Iran tashqi ishlar ministri Muhammad Javad Zafir bilan ko'rishganligi, ko'rishuvda Xitoy bilan Iranning keng doiralik strategik sherik ekanligini, hozirgida xalqaroliq va rayon xarakterlik masalalarda ikki davlatning maslahatlashishni kuchaytirishi kerakligini ta'kidlaganligini bildirilgan. Ko'rishuvda Wang Yi bayonot e'lon qilib, Xitoyning Amerikaning Iranga qarata o'z oldiga embargo yurgizishga va sud huquqini chekinib va sud huquqini chekidan oshgan holda ishlatishga qarshi ekanligini, Iranning hozirgi ahvoli va andishlarini yaxshi tushundiganligini, Iranning o'z manfaatini qo'llashini qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirgan. Muhammad Zarifman yadro masalasida ko'rilgan hozirgi jiddiyatchilikning javobgari Iran hukumatı emasligini ilgari surib, Iranning yadro kelishimidan chekinib chiqib ketish niyati yo'qligini, biror urush bo'lishni xohlamaydiganligini, Fars qo'ltiqqa rayonida tinchlik va muqimlikni davomlashishini, Hormuz bo'g'izining xalqaro transport kanali bo'lish salohiyatini davomlashtirishni xohlaydiganligini, Xitoy bilan ko'p taraflilik maslahatlashishni ko'paytirishga va ikki davlat manfaati bilan ko'p taraflilikni qo'llab qilishga tirishchilik ko'rsatish uchun tayyor ekanligini bildirgan. Hindonoziya turmusining 154 mahbus qochib ketgan. Hindonoziya xabar agentligi Antaraning tunugunki xabardan bildirilishicha, Hindonoziyaning shimoliy Sumatra o'lkasidagi bir turmidan 154 mahbus qochib ketgan. Xabarda Sumatra o'lkasidagi Lanka turmusidagi tashrifda bir mahbusning yenidan zaharli chekimi baqalganligi, boshqa mahbuslarning ham voqeaga aralashib, binoga o't qo'yotganligi, o't opti va malmanchilikdan foydalangan 154 mahbusning turmidan qochib ketganligi bildirilgan. Xabarda aytilishicha, mahbuslarning ko'p qismi tutilgan bo'lsa-mu, biroq 51 mahbusning izdiriki bo'lmagan bo'lib, iz quvlash xizmatlari davomlashmoqda ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.